Selahattin Demirtaş iyi ama onu PKK yoluyla sakatladı devlet. PKK devletin emrinde bir örgüt. Devlet için devletin yani faşist devletin şey ettiği, ürettiği ve özellikle sürekli faşist politikayla beslediği bir kurum. Aman PKK diyerek dikkatleri dağıtabiliyorlar, yağma ve talanlarını, beceriksizliklerini sümen altı yapabiliyorlar ve böylece milleti birleştirebiliyorlar ve böylece kendi savaş politikalarını, savaşçı silahlarını falan, polislerini, askerlerini haklı gösterebiliyorlar, yaldızlayabiliyorlar falan filan. Onun için sürekli şey diyor ve Kürt halkına karşı da her zaman zulüm yapabiliyor. Yani düşün ki bütün belediye başkanlarını ama PKK diye kayyumladı, eline geçirdi. Yani Kürtlerin bütün insan haklarını aman PKK şeyiyle, sloganıyla, yaftasıyla hakkını alabiliyor. İşte Kürtler PKK ile TC'nin şiddeti arasında bırakılır. Makastalar, makasta. Birisine kalsa ötekisine tutuyor, ötekisine kalsa ötekisine. İkisinden de kaçamıyor. İkisinin arasında bırakıldı makas. PKK, TC. PKK, TC. İkisinin arasında kesilip duruyor Kürtler. İşte bundan çıkmak kolay değil. Sosyolojisi var, psikolojisi var. Yani sen 40 bin şehidimiz diyorsun. Eğer 40 bin Türk şehidi varsa 200 bin de Kürtlerin çocukları ölmüştür. Şehit demiyorum. Ben iki tarafa da şehit kelimesini kullanmıyorum. Ben ölen gençlerin hepsine üzülüyorum. Ben gençleri suçlamıyorum. Ne askerleri ne terörist denilenleri. Fakat moruklar vardır bu işte. Morukların hesabına geliyor. Onun için Selahattin de bu iki ateşin şiddetin arasında kalmış birisi. İkisinden de kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor. Kolay değil. Kürtlerin yani şeyden devlet mahkum ediyor. Yani devlet tutup Kürtleri öldürünce, onların siyasi haklarını gasp edince, milletvekillerini dövünce, içeri atınca başkanlarını, efendim kayyum falan atayınca Kürtlere diyor ki gidin şeye katılın, PKK'ya katılın diye. Ya yani PKK'nın şeyi gücü düşünce hemen bu tür şeylerle, politikalarla PKK'yı güçlendiriyor ki Kürtler ona muhtaç olsunlar. Öyle maalesef.